Kimsenin anlayamayacağı şekilde öldürmek. Borçtan kurtulmak. Şöyle ufak bir kaza. Kimsenin şüphelenmeyeceği bir kaza. Türkan bak gelinlik. Söyledin ya sevgilim isteme. Ama sonra... Şimdi ona verecek paramız yok. Peki peki. Bari bir elbise. Ben siyah tayyörümü değiştirdim. İşimi görür. Vallahi istemem. Yok. Hiç olmazsa bir çanta yahu. Aa bak Türkan bu ne güzel. Ne lüzum var? Ha, siyah ayakkabım yok. Şunu al. Canım biricik Osman abiciğim. Sana nikah davetiyesinin arasına bu mektubu yazdığım için beni affet. Ekrem aranızda kırgınlık olduğunu söyledi. Ne olur onu affet. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırak. Bugünü nasıl bekledim? Bilmem anlayabilir misin Ekrem? İleride saadetimizi kalbinde duyduğun zaman beni senelerce bekletmenin acısını duyar mısın içinde? Elimde olmayan sebepler vardı. İnan bana. İnanıyorum sevgilim. Bütün kalbimle inanıyorum. Nereye? Biraz temiz hava alacağım. Başımda öyle bir ağırlık var ki. Sen gelme üşürsün. Biraz uyumaya çalış. Ben beklerim. Hadi sevgilim. Doktor bey, nasıl doktor bey?
Mucize kabilinden kurtuldu. Vücutta en ufak bir sakatlık, bir kırık falan yok. Sadece... Sadece? Savcı bey sizi istiyor. Selamun aleyküm. Kardeş misiniz? Evet. Türkan Hanım'ı tanır mıydınız? Evet. Hem de çok iyi. Kardeşinizle yarın evlenecek miyiz? Öyle mi? Hı hı. Uzun zaman nişanlı kalmışlar. Galiba pek sevişmiyorlardı. Öyle mi? Nasıl iddia edebilirsiniz bunu? Yemin ederim ki kazaydı. Ama ustalıkla hazırlanmış kazaları çok gördük delikanlı. Deli gibi sevdiğim, yarın evleneceğim bir kızı niçin öldürmek isteyeyim? Kardeşiniz bazı mecburiyetlerden kurtulmak istemiş olamaz mı? Ne dersiniz? Hayır. Yani ortada bu kazayı doğuracak bir sebep yok mu? Zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz demek. Gidebilirsiniz. Ben mi? Bir dakika. Türkan Hanım'ın yarın ifade verebilecek durumda olacağını zannediyorum. Ona yardımcı olmak için yarın sizi onda burada bekliyorum. Ne yazık ki o sizi görmeyecek. Görmeyecek mi? Hayır. Zavallı kızın gözleri bir daha hiç görmeyecek. İfadenizin doğruluğunda ısrar ediyor musunuz kızım? Tabii. Ekrem'in hiçbir günahı yok. Bir kere çok ileride arabanın dışındaydı. Aranızda hiç nişanlılık dışı bir münasebet var mıydı? Para, borç, senet gibi? Tabii garajı açması için, iş için bir miktar para vermiştim. Ama ne ilgisi var bunun? Size parayı batırdığını söylemiş. Evet. Nasıl borcunu ödeyecekti size? İade etmesini istemiyordu. Affetmiştim borcu. Borcu affettiğinizi kendisi de biliyor muydu? Biliyor muydu borcu bağışladığınızı? Söylemiş miydiniz ona? Evet. Teşekkür ederim kızım. Çok yordum sizi. Götürün. Dilin noksanından dolayı serbestsin. Yalnız şunu bil ki, insan hayatta her zaman bu kadar saf, temiz ve fedakar bir kıza rastlamayabilir. Bir sene dedi doktor yani. Yeni bir tedavi var dedi. Yani bak mutlaka yani böyle görecek dedi. Bak kız yemin ediyorum be. Hani bazen böyle elektrikler kesilince karanlıkta kalır yani insan. Hah işte öyleymiş senin de vaziyetin yani. Ceryan dedi sağlammış dedi. Gene ameliyatla gelir dedi. Bak göreceksin. Nasıl pırıl pırıl olacak günler. Hep beraber olacağız. Sen, ben. Ekrem. Tabii, Ekrem. Nereye gitti ah? Savcılığa. İfadesi filan daha çok işi varmış. Sen uyuyordun gittiğinde. Geldi. Böyle okşadı, okşadı saçlarını, sonra öptü, öptü, öptü.